Eğitimimizin önceki bölümlerinde malzemenin tanımı ve ne kadar önemli olduğu konularıyla ilgili konuşmuştuk arkadaşlar. Tabi konu bu kadar önemli olunca bu konu üzerine müfredat eğitimi veren bir mühendislik dalımız da mevcut. Malzeme bilimi ve mühendisliği ya da metololoji malzeme mühendisliği olarak bir mühendislik eğitimimiz var. Üniversitelerin bölümlerinde, mühendislik fakültelerinde. Bu noktada Şunun altını çizelim aklıma gelmişken. Malzeme mühendisleri işte sadece malzeme alanında çalışırlar diye bir kavram tabii ki yok. Birçok farklı alanda yani arge olabilir, ürün geliştirme olabilir, kalite olabilir, satın alma olabilir. Bunun gibi birçok farklı alanda görev alabilirler. Aynı zamanda makina, endüstri, elektrik, elektronik, İnşaat, mekatronik, kimya, uçak mühendisliği gibi mühendislik dalları da diğer alanlarda olduğu gibi malzeme üzerine çalışmalar yapabilirler. Zaten özellikle ürün geliştirme kısmında malzeme bilgisi ne demiştik bunu vurgulamıştık kilit bir rol oynamaktadır demiştik. Peki bu kısımdaki metalurji bu kelimenin anlamına bakalım isterseniz biraz. Ne demekmiş? metal ve alaşımlarını inceleyen bilim dalıdır yani metalleri ...ve bunların alışımlarını inceleyen bilim dalıdır. Kısaca metal bilimi olarak ifade edilir e, diyoruz arkadaşlar. Tabii metaller başlı başına çok geniş bir malzeme grubu. Ve bizim metaller dışında da çok büyük malzeme gruplarımız var. İşte plastikler var, seramikler var, kompozit malzemeler var. E, Birçok malzeme grubu var. Meteoroloji sadece metal ve alaşımlarına odaklanmış bir bilim dalıdır. Tabii malzemeler sadece metaller ile sınırlı değil arkadaşlar. İkinci kısma geldiğimizde meteoroloji mühendisi e, nedir? Ne yapar? Metaller ve metal alaşımları üzerinde çalışır. Bunların özelliklerini inceler, bunları değerlendirir. Mekanik özellikler vesaire gibi. Malzemenin üretim süreçlerini tasarlar. Yani çelik örneğin nasıl üretiliyor veya işte alüminyum plaka üretilecek üreteceksiniz nasıl üretiliyor? Bunların süreçlerini tasarlar ve potansiyel problemler var ise bunlar için çözümler üreterek sürekli iyileştirme faaliyetlerinde görev alır diyebiliriz. Tabii ki Sadece bu alanda çalışacak diye bir e, kural öncesinde de belirttiğimiz gibi e, yok arkadaşlar. Eğitim müfredatı bu mühendislik dalında daha çok metaller, metal alaşımları, malzemeler üzerine e, yoğunlaşmıştır. Baktığımızda birçok farklı malzeme grubunda zaten slide içerisinde görsellerini görebiliyor, görebiliyoruz. Metaller, seramikler, plastikler, kompozitler gibi birçok farklı malzeme grubumuz e, bulunmakta. Bunların hepsini biz neyin içerisinde inceliyor olacağız. Meteoroloji ve malzeme mühendisliği müfredatı altında işliyor iş olacağız. Yani üniversitelerin mühendislik bölümlerine baktığımızda bu bölümleri görebiliyoruz. Burada fark nedir? Metallerle birlikte diğer malzeme grupları da artık kapsanıyor. Neler bunlar? İşte seramikler kompozitler, plastikler gibi bütün malzeme grupları metoloji ve malzeme mühendisliği müfredatı altında kapsanmakta. Yani kısacası tüm malzemeler üzerinde çalışıyorlar. Eğitim müfredatları da buna göre düzenlenmiş. Tabii tüm malzemeler konusunda uzmanlaşmak imkansız. Artık günümüzde malzemelere özel mühendislik bölümleri de mühendislik kavramları da oluşmuştur. Örneğin polimer mühendisliği nedir? Bunlardan bir tanesidir. Çünkü malzeme dünyasının çok geniş olması nedeniyle içerisinde uzmanlaşmak için birçok alt barındır alt bölüm barındırması nedeniyle bu alt bölümler ortaya çıkmakta. Yani içerisinde mesela çelikleri düşündüğünüzde çelikler ayrı bir dünya. Çeliklerin içerisinde işte paslanmaz çelikler ayrı bir dünya. Bu şekilde alt kategorilere doğru indiğinizde birçok unsurun da ortaya çıktığını görebiliriz. Tabi tüm bu dallarda uzmanlaşmak imkansız. Fakat ne yapabiliriz? Kendimize bir alan seçerek örneğin işte çelikler hatta çelikler içerisinde bir alt dal da olabilir. Mesela paslanmaz çelikler gibi veya işte kompozitler üzerine uzmanlaşmak istiyor olabiliriz. Bunun gibi bir bölüm seçerek seçtiğimiz bu alan üzerinde ilerleyip bu alan üzerine de çalışmalar yaparsak hem akademik hem saha çalışmaları anlamında bu konu üzerinde belirlediğimiz bu konu üzerinde uzmanlaş imkanını sağlayabiliriz. Evet bu bölümde de metoloji ve malzeme mühendisliğinden bahsettik. Metolojinin ne olduğundan malzeme ee, ile ilişkisinden bunlardan bahsetmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.